Herkese merhabalar. Bugün Grim Dawn'un başına gelmiş olan en kötü şeyden bahsedeceğim. Bu GD stash isimli olan bir program 2009 veya 2020 arasında yapıldı. Emin değilim. Ancak bu programın kötülüğü karakteri direkt editleyebiliyor olmanız. Çoğu insan işte GD stash'i ben sadece çanta veyahut da banka alanı mı genişletmek amaçlı kullanıyorum dese de böyle büyük bir güç birinin eline verildiğinde manipülasyon yapmaması çok oto kontrol gerektiren bir şey ve bu yüzden GD Stage ile yapılan ve YouTube'a o şekilde aktarılan birçok build var. Bunun kötü tarafı şu. Şimdi evet mantıken onların single player'da yaptıkları herhangi bir oyun manipülasyonu sizin oyununuza direkt etki etmediği için aslında bir problem yok. Fakat Oyunu normal şartlarda oynamak isteyen ve böyle deneyimlemeye aç olan insanların için kafa karıştırıcı oluyor. Adam mesela GD Stage'den statlarla oynuyor, item düpeliyor, ondan sonra kopyalıyor yani, ondan sonra e, canını arttırıyor vesaire. birçok şey yapıyor ve sen de sanıyorsun ki o itemleri çok hızlı bir şekilde ben de elde edebilirim, ben de o statlara ulaşabilirim. Ve e, hiçbir sıkıntı yaşamadan oyunu oynayabilirim diye düşünüyorsun Ama bu bulduğun aynısını uygulasan bile aynı verimliliğe Ulaşamıyorsun Şimdi Buradaki en büyük sıkıntı şu mesela adam daha 80-85 level veya 90 level'a gelmiş Ve sana diyor ki ben ssf olarak kastım Ama diyor ki işte ben 90 level'da şu seti Tamamladım Ondan sonra ve karakteri kastım ve damage falan olmuyor karakter böyle bir şeyler. Efsane kasmış gibi gösteriyor. Şimdi bunu sen yapmaya çalışınca ve yapamayınca oyundan soğuyorsun. Çünkü aslında doğru olan sen yapıyorsun. Yani aslında normal olan o. E senin daha 100 level olup da bir sürü yaratık farmlaman lazım. Saatler kasma, saatlerce kasman lazım vesaire. Sanki bu adamlar böyle daha leveling'de bile çok şanslılarmış gibi bir sürü item'ı buluyorlarmış gibi e, insanlara ön, insanların önüne bu koyuyor. Haliyle bu oyuna çok zarar veriyor. Şimdi GD bir gösterelim. Şimdi bakın burada her şey var. Çar editör var. Çarı editleyebiliyorsun. Şuradan save'inizi bulup editleyebiliyorsunuz. Ondan sonra buradan e, reputation'ları şey yapabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim Tamamlayabiliyorsunuz Hiçbir şey yapmanıza gerek yok ya inanılmaz bir şey yani Ondan sonra Health'inizi arttırıyorsunuz Spirit'inizi, cunning'inizi, fiziğinizi, level'ınızı Ondan sonra Öldünüz diyelim Ondan sonra gelip mesela burada death Sayınızı sıfıra indirip tekrar Karakteri canlandırabiliyorsunuz vesaire vesaire Bunlar Oyunu Çok Çıkmaza sokan şeyler arkadaşlar Diyelim ki siz işte hiçbir şekilde bu programlara bulaşmak istemiyorsunuz ve bu programlara bulaşmamış build'leri arıyorsunuz. Nasıl güveneceksiniz? Şimdi bir kere bir oyuncunun SSF olarak başlayıp tamamen perfect böyle inanılmaz bir S tier'a kendi başına ulaşması kısa zamanda çok zor bir şey. Yani yok böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Haliyle... Bence en güvenilir yöntem şudur. Bir karakterin bir level'dan 100 level'a kadar olan tüm aşamasını gösteren video serilerini takip etmek. Bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Veya hazır boyutlara bakacaksanız, böyle kağıt üstündeki boyutlara bakacaksanız bunları kastığınızda orada vaat edilen şeyin, yani karakterin Yeteneklerini vaat edilen şekilde bulmayı da Çok amaçlamayın Yani artı veya eksisi olabilir Bunu da söyleyeyim ee, Şu bir tekrar söyleyeyim şu bir Bahane değil yani Benim işte stash'im yetersiz ben stash için gd Stash indirdim sadece o özelliğini gösteriyorum gibi şeyler Bunlar hani Sadece kendisini kandırıyor insan yani bunda önemli bir şey yok Ve bence oyunun Avcılık efendime söyleyeyim bir şey bulma, heyecan kısımların tamamen baltalayan bir program. Şimdi ben bu videoyu yapıyorum çünkü bu videoyu yapmasam bile bu programdan zaten haberdar olacak bir sürü insan var yani. Grim Dawn hile yapmaya çok açık bir program. Çünkü single player. Sezonlarda tabi bu olmuyor. Sezon Mesela sezon bu biraz daha arkadaşlar güvenilir. O konularda onlara biraz daha güvenebilirsiniz. Ama benim tavsiyem hile kullanmayacak arkadaşlar için. Kesinlikle iyi video serilerini izlemeniz gerekiyor. Yani bu kendi serilerimden bahsetmiyorum. Belki benim serilerimi beğenmiyor olabilirsiniz. O ayrı konu. Ama mesela seyredeceksiniz de yabancılardan. Özellikle mesela Rekby Protos'u direkt seyrede, seyredebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada onu söyleyeyim. Çünkü yani adam belli yani. Hiçbir şey yok. Ve baştan kasıyor sürekli. Ve bir günde bir neredeyse karakterleri falan. böyle insanları takip edebilirsiniz. Ve hani bu kasarken de bunlara dikkat edebilirsiniz. Diyeceğim bu. Biraz daha GD göstereyim. İşte buradan yeni bir item craft edebiliyorsunuz. buradan karakterlerinizi ve stash'inizi transfer edebiliyorsunuz. İşte... itemları kopyalayabiliyorsunuz. Diyelim ki karakteriniz hard, yani hardcore olduğunda şuradan sıfırlayıp tekrar canlandırabiliyorsunuz. Yani mesela adam aslında 5000 kere öldü ama gelip mesela buradan sıfırlayıp sanki hiç ölmemiş gibi yapabilir vesaire. Bunun amacını bilmiyorum yani zaten hani ölmeyi hedeflemiyorsan yani single player'sın zaten hani amacın ne? Ölmeyi hedeflemiyorsan softcore'u açar orada oynayabilirsin yani bu kimse seni softcore oynuyorsun diye AVP ile indirecek değil. Yani bunu zaten çok amaçsız bir şey. Onu hiç anlamıyorum. Bunun işte health'inizi, enerjinizi, spirit'inizi falan yükseltebiliyorsunuz. Hayatımda gördüm yani çok büyük zarar ya oyuna. Ondan sonra Master Info var. Collection var. Ee, buradan işte düşürdüğünüz item'ları falan filan arayabiliyorsunuz vesaire. Yani bence asla kullanılmaması gereken bir program. Ya stash için bile kullanılmaması lazım. Çünkü zaten Dawn'ın 5 tane çantanız var ya. 5 tane çantan zaten senin var. Üstüne 5 tane paylaşılabilen kutun var. Tamam mı şeyde bankada? banka değil şey yani stash. E bir de her karakterin kendine özel 5 tane daha şeyi var. Ya demek ki bu insanlar Diablo 2 oynasalar çıldıracaklar. Diablo 2'de yani o bile yok yani. Anladın mı? Ve item'a çok yer kaplıyor. E, Petobexile'da da o kadar fazla yok aslında. E, parayla falan alıyorsun yani de. E, ama o, o, bile yani GD Station verdiği imkanı vermiyor yani. GD Station nedir arkadaş yani bu saçma sapan bir şey. E, o yüzden böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. E, yani her gördüğünüz bu ilde, her gördüğünüz e, videoya, her gördüğünüz efendiniz ne söyleyeyim Twitch yayıncısına, YouTube yayıncısına veyahut da daha önceden e, foruma atılmış linklere çok şey yapmayın e, onu kastığımda direkt gerçekten o etkiyi elde edeceğim diye düşünmeyin e, Çünkü olayın böyle karanlık tarafları var ve ben bu Pro e, programı tamamen yüzde 1500 olarak hile olarak adlandırıyorum arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın